Bütün dünya sizin cümlenizi yani kelimelerinizi duymasını isteseydiniz ne söylerdiniz? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derdim. Bütün dünyanın buna şahit olması ne demek biliyor musun sen? Senin adın ne? Tekin. Pek tekin biriymişsin sen. Güzel. Sen de öyle yap. Muhammedur Resulullah de, gökler bile duysun. Taşlar duysun. Denizde balıklar duysun. Onlar da sana şahit olsun. Kur'an-ı Kerim'imiz gençler ne diyor? Firavun boğulup gittiğinde Rabbimiz buyuruyor ki فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ Ne gökler ne yerler ağlamadı onun için diyor. Zaten gök kime ağlar ki diyemiyorsun. Toprak ağlar mı diye. Meğer ki mesele şuymuş. Bir mümin bir yerde secde ettiyse o toprak kıyamet günü o mümini arar, şahidi olurmuş. O mümin bir daha gelmediği anlaşılınca toprak aleminde, gökteki hava cisimlerinde, o mümin öldü, benim üzerimde namaz kılacak, Allah diyecek insan kayboldu diye toprak ağlarmış. Firavun böyle bir şey yapmadığı için kimse ağlamamış. Ben isterim ki sesin bütün dünyada duyulsun da peşimden dağlar ağlasın isterim ben. Sen de öyle yaptık ki. Bu güzeldi ya. Başka güzel sorusu olan yok mu? Günümüzde 2000'li yıllar dedik. Müslümanların gidişatını nasıl görüyorsunuz? Yani ben uzaydan bakmıyorum dünyaya. Dolayısıyla sen ne görüyorsan ben de onu görüyorum. Yani benim başka kuş bakışı yok. Ama gençler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini okuyanlar bugünü film izliyor gibi izlerler. Bugün sizin sıkıntı gördüğünüz şeyler hadislerde uyarı olarak var. Dolayısıyla çok şaşmıyorum. Bundan daha beterini de bekliyorum. Bu görüntünün daha beterini de bekliyorum. Ama umudum da artıyor bu arada. Neden artıyor? Çünkü ne olursa olsun, durum ne kadar kötü olursa olsun, Allah ona koşanı geri göndermiyor. Beni de gerisi ilgilendirmiyor zaten. Şimdi hocam ben şimdi ahir zamandayız dedik. Hani 2000'li yıllardayız dedik. Genelde bu yılları ahir zaman olarak kullanıyoruz. Sizin gerçekleştiğini düşündüğünüz kıyamet alametleri var mı şu an hani? En büyük bir numaralı kıyamet alameti Peygamber Efendimizin gönderilmesidir. Kıyamet peygamberi. Ve buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim gönderildiğim zamanla kıyamet arasındaki mesafe ikindi vaktiyle akşam namazı arasındaki mesafe kadardır diyor. Rakam vermiyor. Ama 24 saatlik günde ikindi ile akşam arasında ne kadar vakit var? Yaz aylarında 3 saat var. 3-3,5 saat. 24 saatin hadi 4 saat diyelim, 20'si geçmiş 4'ü kalmış Efendimiz geldiğinde. Onun üzerinden de 1400 sene geçmiş. Kıyamete 20 sene var diyenin aklına şaşarım. Ne karışıyorsun Allah'ın işine? Ama 10 bin sene var diyenden de akıl yok. Gayba ait bir konu. Ama kıyametin Peygamber Efendimiz kadar net bir alameti yoktur. Onun dışında o düzeyde olmayan alametler var. Mesela kadınların iş yeri açmaları, kocalarının parasına karışmaları kıyamet alametleri olarak Buhari'de hadis diye geçiyor. Bunun gibi pek çok alametler ne yazık ki gözümüzün önünde olduğu halde ibret alamıyoruz. Arkadaşlar, alametinden çok benim ona hazırlığım önemli. Hiçbir alameti de olmasa ben hazır olmalıyım. Çünkü en büyük kıyamet benim ölümümdür. Benden sonra bana ne kıyametten diye düşünmemiz lazım. Hocam şimdi hane içinde eşlerin birbiriyle olan tartışmaları illaki her evde oluyor. Bu kadar bekarın sorusu mu bu? Gençleri ürkütmesen ona göre İşte ben onun çözümü için bir soru sormak istedim. Yani ya, bu garibanların tezgahı yok. Nesini soruyorsun? Ona göre önlem alırlar hocam işte onlar da. Zenginin malı fakirin züğürtün tesellisi olur. Neyse sor hadi söz sende kal.
Hocam bu öfke problemini nasıl çözebiliriz? Yani en ufak bir şeyden bir tartışma çıktığında bunu büyütüyoruz. Hani evet bununla alakalı durumlar var. Hani yok işte mekanı terk edin, susun vesaire ama bunu da beceremiyorsak ne yapabiliriz bununla alakalı? Arkadaşlar, bekarlar beni dinlesin, evliler laf dinlemez. Bunlar her şeyi bildiğini düşünüyorlar. Bekar var burada değil mi? Parmaklarını bir göreyim bekarların ya. Aman Allah'ım ya. Aman aman aman. Hiç sormadım, kabul edin. Bekar kardeşlerim, bu ağabeyiniz inşallah uzun yıllar yaşar, sizin evinize bir çorba içmeye gelir ama görünen köy kılavuz istemez. Fatiha'dan unutmayın bu ağabeyinizi. Şu sözümü hatırlayın o gün. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, saliha bir kadınla, yani Allah'tan korkarak yaşayan bir kadınla evlenen dininin %50'sini tamamlamıştır diyor. Gerisinde de Allah'tan korksun, cennete girsin diyor. Arkadaşlar, bana bir İslamiyet'in emirlerini sayın desem, namaz, oruç, hac, zekat, anaya babaya et, Kur'an okumak, kurban kesmek, sadaka vermek, fitre vermek, itikafa girmek, teravih kılmak, cuma namazı kılmak, tesettüre girmek. Ya sayıyorsun sayıyorsun, kaç tane emir var? Kadın %50'sini oluşturuyor bunların. Ben o zaman diyorum ki sana, ey bekar, başka kimse yok da burada, hey hepiniz. İslamiyet adına yapacağın her ne varsa onların toplamı kadar aile seni yoracak. Buna hazır değilsen evlenme. Namazdan, oruçtan ne biliyorsan İslam olarak yaz bir kenara. Onların toplamının psikolojik veya biyolojik ağırlığını ölç, fiziksel ağırlığını ölç. Evlilik o kadardır. Neden? Allah buna cennet veriyor. Ucuz değil ki cennet. Boşuna da değil, bedava değil. Cehennem de boşuna değil tabii. Dolayısıyla evlenenler, ey Allah'ım, bu kadından, bu erkekten, yani karı koca kimse, ben bir şey istemiyorum. Ben senin adına nikahlandım. Senden isterim ben. Derse, karşısındaki kim olursa olsun, Allah'ın izniyle o yuva dağılmaz. Şimdi çok önemli bir sorunumuz var bizim. Bir cep telefonu diye bir şey icat oldu. Yemeği oradan sipariş veriyorsun. Okul puanını oradan öğreniyorsun. Üniversite sonuçları oradan çıkıyor. Hesabı oradan yapıyorsun. Dınk karşına çıkıyor. Kadını da öyle zannediyor erkekler. Kıyamete kadar böyle bir kadın olmayacak. Cennette huriler öyle olacak. Beklenti yanılgısı bu. Bundan tövbe etsen. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi ama hanımlarıyla sıkıntıları oldu. Hatice anamız da olmadı sadece. Kapıyı atmadı onları. Bir şeyi unutmayın. Kur'an-ı Kerim insanlığın en kötüsü olarak iki kişiyi gösteriyor. En kötü insan onlar diyor. Nuh aleyhisselamın karısı, Lut aleyhisselamın karısı. Allah 25 insanı örnek gösteriyor bize. Nuh aleyhisselam bu 25'in ilk beşinde. Asırlarca karısı baş belası olmuş. Lut aleyhisselamın karısı en kötü kadın, zalimlikte, ahlakta değil ama. Bir peygamberin karısı için öyle aklınıza gelen kötü kadın rolü olmaz. Ama boşarım seni sözünü duymamış bu kadın kocalarından. Nuh aleyhisselam boşama kelimesini kullanmadığı için. Düşünmeye değmez mi bu? Kafirlere sabrettiği gibi karısına da sabret. Müslümanlar olarak biz İsrail ve Amerika ile boğuşmaya hazır, evdeki kadınla sabırda hazır değilsen bir çelişki yaşıyorsun demektir. İşte buna ben beklenti yanılgısı diyorum. Öyle bir evlilik yok. Öyle bir evliliği peygamberler yapamadı ki sen yapacaksın. Bir şey size anlatayım. Nikah yapılırken hiç bulundunuz mu orada, dini nikah kıyılırken? Nasıl dua ettiklerini gördünüz mü hiç? İmam mısınız? Nikah kıydın mı hocam hiç?
duanda ya Rabbi Ali ile Fatıma arasındaki mutluluğu bunlara nasip et diyor musun? Duyuyor musunuz? Ali'ye Ebu Turab deniyor mu? Ne demek Ebu Turab? Topraklı adam demek. Niye öyle demişler ona? Çünkü gelmiş mescitte yüzüstü yatmış toprağın üstünde sinirler patlıyor kafası. Efendimiz gelmiş, hey toprak baba burada ne yatıyorsun demiş. Niye? Fatıma ile kavga etmiş, camiye kaçmış. Hoca da dua ediyor, ya Rabbi Ali ile Fatma arasındaki mutluluğunuz. Doğru, o mutluluk vardı ama öyle olmadı hep. Mescide kaçtı Ali. Bunu da nereden öğrendi Efendimiz? Kızını ziyarete gitti. Damadım nerede dedi. Camiye gitti dedi. Hayat bu çünkü, hayat. Medine'de de hayat yaşandı. Ali de olsan hayatı yaşayacaksın. Hangisi haklıydı, hangisi haksız onu boş versen. Fırtına koparmadılar buna. Efendimiz onu orada uyardı, gitti evine, selamünaleyküm, kapandı o iş. Biz bunun mücadelesini yoğunlaştırıyoruz ki böyle şeytan bayram etsin diye. Bu beklentiden vazgeçen en sevimsiz, geçimsiz kadınla ve koca ile yaşar Allah'ın izniyle. Ama işte telefondan, internetten her şeyi sipariş verir gibi mutluluk sipariş vereceğine inanıyorsan sen bekle biraz. Biraz şöyle bekle. İsrafil aleyhisselam bir üfürecek, dünya yıkılacak. Sonra bir daha üfürecek, insanlar mezardan kalkacak. Ondan sonra mahşer kurulacak, milyonlarca sene sıraya girilecek. İnşallah imanla öldüğün için cennete gideceksin. Huriler öyle, tam aradığın gibi. Biraz bekleteceğim ama sabır. Kardeşler, Allah sizden razı olsun. Dilerim Rabbim.